köfteye başlayayım mı? Hadi başla. Çünkü ben de gönderiyorum hemen. Evet, hızlı hızlı köfteyi yapmam lazım. Ben bu arada hemen siz gelmeden önce ön hazırlığı yaptım. Soğanı, sarımsağı, yumurtayı ve galeta unu veya ekmek içini süte batırıp koyabilirsiniz. Sarımsağı rendeledim, soğanı rendeledim. Bir yumurtayı, tuzu, karabiberi, galeta ununu koydum. Birazcık değişik bir sır var burada. Nedir karbonat. O? Aa. Köftenin birazcık daha böyle yumuşacık yumuşacık olsun diye biraz şöyle karbonat koyuyorum. Biraz mı? Bayağı koydun sen yani ama. Yani hani böyle. Daha güzel mi oluyor öyle? Daha güzel oluyor karbonatla. Yani özellikle bu köfte daha güzel oluyor. İsveç köftesi. Evet. Sosu önemli bunun. Bizim İnegöl köftesi de öyledir. İnegöl'dü değil mi o? Evet, hani evet. Hani ince uzun parmak parmak olan. Tekirdağ köftesi de öyledir. Ha, Tekirdağ. İnegöl köftesi Tekirdağ de öyledir. Öyle. Onlara da mı acaba karbonat konuluyor? Karbonat evet. Onun böyle böyle lastik lastik ding 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 oluyor ya. İşte öyle. Tarife bak. Evet. Allah'ım yarabbim. Lastik lastik olmasının sebebi karbonat. Mustafa sen bunu gezdirgen annem daha gidemedi bu. Şimdi. Zıp zıp da bizi bekliyor. Nerede kaldı? Bunlar saat kaç oldu diye programın başlamasını bekliyor. Bu köftenin özelliği sosunun böyle değişik olması. Böyle kremayla, unla aslında bir meyane yapıyorsun. Bu köfte öyle çok güzel oluyor. Bir de bir şey daha köfte yaparken bir sır vereyim. Böyle baharatlarla bir saat bekletilirse köfte daha da lezzetli oluyor. Hatta bir gece. Baharatı daha mı çok almış tabii oluyor tabii. İçine? Tabii tabii. Köfte çok daha lezzetli oluyor. Mümkünse bir gece bekletin. İnanılmaz lezzetli oluyor. Şöyle hemen. Köftenin özelliği iri bir köfte ve yuvarlak bir köfte oluyor biliyorsunuz. Köfte pişerken küçüldüğü için bu yuvarlakları birazcık daha şöyle yana başka yapıyoruz. Bir şey koyacak mıyız? Patates sos. Falan başka bir şey yok. Patates sadece kızartabilirsiniz. Patates püresi evet, yapabilirsiniz. Evet. İnanılmaz güzel oluyor tabii. Ama hani servis yaparken patates kızartması olmazsa olmaz ya da püre. Birazdan Yavuz Dizdar hocam gelecek. Çok şey soracağız ona. Mesela antidepresan ilaçlar kullananlar var mı? Hiç kullandınız mı hayatınızın bir bölümünde? Sizi değiştirdi mi? Yani sizi böyle daha ne diyeyim agresif, daha... mutlu olmaz mı kullananlar? İşte Canan Hoca bir açıklama yaptı ve diğer yani bu işin bilimini ilmini okumuş doktorlarımızdan da tepki geldi. Canan Hoca'nın dediğine göre antidepresan kullananlar... Kötüye daha, daha yatkın, oluyor? Daha sinirli. Hatta işte onun demesine göre bu öldürülen kadınların sebebi kocalarının daha doğrusu bu katil olma girişimlerinin altında neredeyse bu antidepresanlar yatıyor. Benim anladığım o. Ama bakalım gerçekten antidepresan yazan doktorlar yani psikiyatristler ne dedi? Onlar da müthiş bir tepki verdiler. Tabii herkes kendi branşında konuşsun dediler. Gerçekten ne olacak? Konuşacağız. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Biz de bugün programda konuşacağız. Bu arada Merve'nin çok enteresan bir deneyi var. Sütle evet. ilgili. Sütle. Birkaç sütümüz var. Sütlerde antibiyotik konuluyor mu konulmuyor? Evet. Daha doğrusu ineğe veriliyor mu verilmiyor? Tabii ineğe yapılıyor, uygulanıyor. Bazen inekler hastalandığı zaman mecbur kalıyoruz antibiyotik kullanmaya. Kullandığımızda süte geçiyor. Ne olacak? İşte antibiyotiği almış oluyorsunuz siz o durumda maalesef ki. Hani biz emzirirken yediklerimize dikkat ediyoruz tabii, ya çocuğa geçmesin diye. Antibiyotik İneklerde bile kullanmıyoruz emzirirken süte geçmesin diye. Tabii hiçbir şey kullanmamaya çalışıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ama eğer ineğe antibiyotik verilirse süte geçiyor. Süte geçiyor. Peki o antibiyotikler ölmüyor mu? Hani bu UHT'de diğer kaynatılan yok, sütlerde. Yok ölmüyor. Şimdi antibiyotiğin arkasında yazıyor. Diyor ki işte bunu 3 gün... arınma süresi sütten, 5 gün arınma süresi sütten, 7 gün sütten arınma süresi. Üretici o kadar bekliyor mu? İşte o zaten. Mesela 5 gün antibiyotiği kullandığınız arınma süresi 7 günse 7 gün daha o sütü imha etmeniz lazım. Karıştırmamanız lazım tüketime. Bak bu çok önemli bir şey. Evet kesinlikle. Yani hocam da gelsin bunu soracağız ama anneler biz çocuğumuza antibiyotik vermiyoruz, ilaç vermiyoruz derken evet. içtiği sütten olmasın. Bu arada arası süte başladı. Dün 5.30'da ağlıyordu sütüm nerede kaldı diye. Vallahi artık süt veriyoruz. Önce sulandırarak verdik. Baktık süt intoleransı evet. yok. Artık vermeye başladık. Evet, çok iyi. Muhtemelen çok da güzel olacak. Köfteler oldu. Şimdi Mustafa ne oldu? Hani telefonum nerede? Daha gitmedi mi? Köfteleri sallaya sallaya aynen öyle pişireceğiz. Ben Ciz şimdi hocam, bu köfteler çok büyük olmadı mı kız? Ama özelliği böyle. Çok büyük olması. Ben şimdi sevgili Merve'nin portakal reçeli için böyle kaynattığı portakalları arkaya alacağım. Çünkü burada İsveç köftesinin sosunu yapacağım. Bu portakallar kaç kere kaynıyor biliyor musun? Kaç kere? Acısı gitsin diye. 3 kere. 3 kere. 3 defa. Ben de 10 kere falan diyeceğim. 3 kere, 5 kere. Ben evde 5 kere kaynatıyorum. Ya. Ama sonra başka bir şey yapacak. Çok ilginç benim bilmediğim. Birazdan arkaya alayım da. Sen o bilmediğini öğrenmişsin de. Öğrendim. Zaten çok şey biliyor. Çok farklı doneler verecek bize.
Ama ben sadece böyle hani veteriner evet, bir taraftan çiftliği var evet ama araştırıyor ve biliyor da. Heh, gitti mi? Hadi bakalım. Sana yapılan en büyük iyilik neydi? Eşimin yaptığı iyilik. Neydi? Ben çok duygulandım. Ya, evet. Neden? Ne yaptı? Annen babana yaptı mı? Evet. Sağlar. Yok sağ yok sağlar. Peki o ne yaptı sana? Ya benim en büyük hayalim böyle bir çiftlik. O da onu sağladı. Duygulandım. Ay. Kıyamam kızım ayı. Ama bak ne güzel bir şey senin için. Borçlu harçla mı yaptı? Yani yok çok büyük destek. Yani o bana güvenmesi, bana inanması. Yapabilirsin demesi, hep arkamda durması. Manevi olarak bile. Diğerleri yapamazsın mı dedi? Yok herkes dedi ama o yanımda durdu. Her zaman. Her ya. Zaman. Yani buralara geldiysek bu noktalara... Onun sayesinde. Kız beni de Allah'tan şimdi töbeler olsun ne güzel bir şey bu. Evet. Ne güzel ne şanslısın bak. Çok şanslıyım. Gerçekten. Çok seviyor seni yani demek. Herkes istediği işi yapar yapamaz bilmiyorum ama benim en büyük şansım o. Onun bana yaptığı iyilik. Kaç senelik evlisiniz siz? 7 senelik. Maşallah. O hep yanında destek olması yapabilirsin yapacaksın yaparız. En zor zamanlar. Yeter ki sen mutlu ol. Görüyor musunuz beyler? Kadının aşkı böyle kazanılıyor. Her tüyt demekle değil. Bak gerçekten onun kadınlığını hissettirmiş, gücünü hissettirmiş. Peki sen güçlendin, o gücünden bir şey kaybettin mi? Hayır. Bir de erkekler ondan da biraz çekiniyor. Evet, hayır. Boşver evde otursun, ben daha güçlü olayım, daha yukarıda olayım. Evet. Ya o ne zaman konusu geçse böyle duygulam ya. Ay kıyamam evet. Kızıma ya. Beşinde görseniz bir mülayim bir efendi maşallah. O da şanslı. Tamam. Senin gibi bir karısı var. Çok maşallah. Bir de bir utangaç bizim kız, sormayın burada konuşuyor ama. Ben de ağlayacağım. Hanım. Ben de ağlayacağım. Niye ağlayacağım biliyor musun? Bana da hep yapamazsın. Anlamazsın sen. Boş ver. Ne işin var yemek işinde deyip deyip durmuştum. Nasıl girdin sen buralara? İşte ondan sonra girdim. Adamı gönderim sonra. Ya işte. Hep ya. Yapamazsın. Ne işin var? Aman falan boş ver. Çok şanslısın Merveciğim. Evet. Bu arada köfteler kızarıyor bakın bir yandan. Sosunu yapıyorum. Hemen onu söyleyeyim. Köfteler iyice kızarsın. Hatta köfteler büyük aman içi pişmemiş mi acaba derseniz biraz fırında da pişirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şöyle azar azar sallaya sallaya pişireceğim. Burada sosu için yağı erittim. Ve içine hemen un koyuyorum. Burada İsveç köftesinin sosunu yapıyorum. Bakın bu sos her türlü köfteye yapabilirsiniz. Yağı erittim ve içine güzelce unu koydum. Beşamel birazcık... sos yapar gibi. Evet evet kavurmanız lazım. Sosun ne kadar renginin koyu olmasını istiyorsanız unu o kadar kavurun. Burada onun... Bunlar oldu artık yanmasınlar. Birazcık daha pişsin. Birazcık daha pişsin. İstersen buraya da alabilirsin. Şöyle birazcık daha. İçi de pişsin da. İstiyorum çünkü. Çünkü çok büyük gerçekten. Evet, o zaman evet. Altını kısayım içi pişsin istiyorsan. Kısık. Kısmışım. Aynen. Şimdi bak burada sosu için tereyağı unu kavurdum. Onu birazcık daha kavurdum. Şimdi içine hemen. Ağlama artık yok, be. Yok, kıyamam. Şöyle et suyu, tavuk suyu veya normal su da koyabilirsiniz. Un koyduk, tereyağı koyduk, kavurduk unu. Et suyu, tavuk suyu koyduk. Onları sallayalım. Tamam artık annen ya. Hay siyah duman çıkmaya başlayacak şimdi bak. Şimdi biraz da çiğ krema koyuyorum. Çiğ krema da sosta muhteşem oluyor. Şöyle biraz karıştırıyorum. Aa, krema da mı koydun? Evet evet, çiğ krema. Burada sosta önemli bir püf nokta soya sosu. Şöyle hop. Evet. Birazcık şöyle soya sosu koyuyoruz. Birazcık mı? Bayağı koyduk ama. Bir çorba kaşığı kadar. Ben de bu soya sosuna çok alışamadım. Bizim kültürümüzde pek yok ya. Biraz. Soya sosu yoksa hiç koymayıp böyle hani tuz, karabiber koyabilirsiniz. Biraz da tuz, karabiber koyacağım. Köfteleri bunun için aktarabilirsiniz Aydın. Ha direkt onun içine mi atacaksın? Evet evet. Ya bu arada size en büyük iyiliği kim yaptı diye sormuştuk. Vallahi şanslı hanımlar yazıyorlar eşlerinden gördüklerini. Bana yapılan en güzel iyilik demeyeceğim. İyilikler diyeceğim annemden sonra. En güzel iyilikleri canım eşimden gördüm. Hastalığımda sabahlıyor benimle demiş Gülay. Ne adamlar var bak görüyor musunuz? Hastayken 3 yaşındaki oğlumun yemek yediği bulaşıkları yıkayıp uyuduğum yerde üzerimi kendi battaniyesiyle örtmesiydi. Kim o Gülşah onu yazmamışsın herhalde eşin senin de. Kim Kastamonu'dan selamlar sevgiler. Oo bizim Hakan Tun'un memleketi Kastamonu. Show TV'nin teknik müdürü Kastamonu'yu onunla konuşuyoruz. Ben de oradan biliyorum. Çok güzel bir yermiş. Selam olsun. Şimdi ne yaptık?
köftelerin birazını daha kızartacağım. Ben şimdi şöyle sosa bulansın istiyorum. Sosa bulandıktan sonra da servis yapacağım. Unu tereyağında kavurduk. Sonra içine çiğ krema koyduk. Biraz süt koyduk. Hatta birazcık daha süt koyacağım. Şöyle. Rengini hem güzel olsun hem de birazcık böyle farklı bir lezzet yapsın diye soya sosu koyduk. Şöyle güzelce karışacak. Sonra da servis yapacağız. Bu kadar. Bu kadar. Ha. Güzelmiş. Aslında şu yemek için sabahtan halledip akşama kadar keyif yapmak lazım. Evet. Vallahi. Yanına patates kızartması, yanına patates püresi. Ama bunu sabahtan yaparsak akşama kadar bu ne olur? Bunun içine hazırlayıp köfteyi kızartıp bunun içine koymak kalmalı. Aynen. Annem tamam tamam. Anam bunlar da nimet bekliyorlar. Karınları acıkmış, kıyamam kuzularıma. Kokuyu aldılar ya köfte kokusu. Tabii. Evet. Biri onların zaten. İki kardeşimiz var burada. Aynen kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş şöyle karıştırıyorum. Birazcık daha su ekleyeceğim. Sosu birazcık böyle koyulaşsın, çok koyu oldu açılsın diye. Yavaş yavaş şöyle hepsini tavada yapıyorum dikkat ederseniz. O zaman çorbaya geçme zamanı geldi. Geçeyim mi? Geç bu geç böyle keme çorbası. Onu ben karıştırayım hatta onu kapat artık onu bir servis tabağına koyup bence. Arka tarafı alayım şöyle. Şu yağda en korktuğum şey evde çoluk çocuk varsa Allah korusun yarabbim. Evet.